Gerçek aşkı nasıl buluruz? Ah severim ben senin güzelliğini, ah benim canımın içi, güzel yüzlüm benim, nurum benim. Bir daha dinleyeyim ben seni. Gerçek aşkı nasıl buluruz? Canımın içi o güzel kalbin, o güzel ruhun nasıl sevgi dolu ki gerçek aşkı arıyorsun, Allah sevgisini arıyorsun, Allah seni nuruyla sarsın, cennetiyle seni sevindirsin, cennette de seni bana sonsuza kadar arkadaş etsin. Sana doyulmaz, senin sevgine doyulmaz. Çünkü çok candan sevgi arayan bir insansın. Seni bir daha dinlemek istiyorum. Gerçek aşkı nasıl buluruz? Gerçek aşkı Allah'a iyi teklif olduğumuzda buluruz. Allah'ın lehine düşünmede kararlı olduğumuzda buluruz. Yani insanlarda Allah'ın aleyhine düşünme eğilimi çok yüksektir. Bu çok büyük beladır. Bu gözden kaçan bir beladır. Yani elhasil sürekli bak her insanın huysuzluğu, densizliğin arkasında, her anormalin arkasında Allah'ın aleyhine düşünme olayı yatar. Bir adam suratını asık gördüğünüzde bilin ki Allah'ın aleyhine düşünüyordur. Bir insanı huzursuz gördüğünüzde, kıskanç gördüğünüzde, densizlik yaptığında, huysuzluk yaptığında tek nedeni Allah'ın aleyhine düşünmesidir. Allah'ın lehine düşünen bir insanda bu tip bir şey asla ve kesinlikle olmaz. Ve sevgi ve tutku da Allah'ı aşkla derin seven insanlarda olan, bir tek onlara mahsus olan cennet nimetidir. O durumda sevginin kapısı sonuna kadar açılıyor. Artık oradan tutku akar gider sel gibi. Yani kadının ruhu açıktır. O sele doğru açıktır. Sevgiyi bıraktığında kadının için o sel gibi akarsın. O da sana sel gibi akar. Senin ruhuna. Ama Allah sevgisi kapandın mı o kapı da kapanır. Allah'a kuşkuyla baktın mı o kapı kapanır. Daralır. O kadın sana itici gelir. Erkeğe de kadın itici gelir. Kadına da erkek itici gelir. Allah belaya çevirir. Yani mutlaka Allah'a candan sevgi duymak gerekir. Tutkunun oluşması için, derinliğin oluşması için.